Merhaba arkadaşlar. 7. sınıf cebirsel ifadeler konusuyla beraberiz. Uzun zamandır 7. sınıflara video atamıyorduk. Bundan sonra 7'lere biraz daha iyi çalışacağız. Çünkü artık ekran kayıt sistemi kullanıyorum arkadaşlar. Kağıtlara yazmak devri bitti artık. Kağıtlara yazmayacağız. Ve daha çok video ve soru çekeceğiz bundan sonra. Hadi başlayalım. Şimdi geçen sene cebirsel ifadelere giriş yapmıştık. Orada biraz görmüştük. Ne görmüştük? Terim nedir? Ondan sonra katsayı nedir? Sabit terim nedir? Bunları geçen sene görmüştük. Bu sene benzer terim göreceğiz ve toplamasını, çıkartmasını, çarpma bölmesini, çarpmasını göreceğiz. Cebirsel ifadeleri. Evet, benzer terim ne demek? Bir cebirsel ifadede değişken ve değişkenlerin kuvvetleri aynı olan terimlere benzer terim denir. Neymiş benzer terim olması için? Aynı değişken olacak. Yani aynı harf diyelim biz buna. Aynı harf ve aynı kuvvet olacak. Yani kuvveti üssü yani aynı olacak ve aynı harf. Bakalım. Burada örneklerden anlayacağız. 1x, bak burada x var, burada da x var, görüyor musunuz? O zaman bunlar aynı harfte oluşmuş ve kuvvetleri de 1. Bunun kuvveti 1, bunun da kuvveti 1. O zaman bunlar benzer terimdir. Şu önündeki 4 katsayıdır. Katsayının bir etkisi yok. Örneğin bir elma, iki elma. Bunlar benzer terimdir. Yani bir elma ile iki elma birbirinden farklı şeyler mi? Sonuçta ikisi de elma. Bunun gibi. Ama sen birine iki elma, buna iki elmanın karesi dersen bunlar benzer terim değil. Bunlar benzer terim. Ama bunlar benzer terim değil. Buna dikkat edeceğiz. 3x ile x benzer terimdir. Evet, aynı harf ve aynı kuvvetle oluşmuş. 2x kareye benzer terimdir. Bakın x ve y'den oluşmuş. Kuvvetleri de 2'ye 1, 2'ye 1. Bu da benzer terim. Bu evet x'tir. Kuvveti 1. Bu da x'tir. Kuvveti 1. Buradaki 1 bölü 3 katsayıdır arkadaşlar. Katsayıların bir önemi yok bizim için. Evet, bunlar da benzer terim. Şimdi şunlara bakalım. X kare ile x benzer terim değildir. Neden? Aynı harfte oluşmuş ama kuvvetleri aynı değil. Benzer terim değil. Bu x, bu da aşağıda. 1 bölü x. Bunun da kuvveti aslında yukarı çıktığı zaman eksi 1 olacak. Bunu 8'de daha iyi göreceğiz. Şu an için bölme paydadaki x benzer terim olmuyor arkadaşlar. X kare y, x y kare. Bakın bunun kuvveti 2, bunun kuvveti 1. Ne oldu? Benzer terim değil. Bunlara dikkat ediyoruz. Ne diyor? Aşağıda verilen cebirsel ifadelerle benzer olan cebirsel ifadeler bulalım. Hani 4x'e benzer bir ifade biz yazalım. 2x mesela. Eksi 2x'e benzer yapalım. 3x. X bölü 2'ye benzer yapalım. X bölü 5 mesela. Ya da 4x de olur. 3x kareye benzer bir terim. 4x kare. Bakın amaç ne? Aynı harf ve aynı kuvvet olacak. Eksi 4x kareye 7x kareye. Bakın bunlar hep benzer terim. 2 bölü 5 x küp atıyorum. 12 x küp. Amaç aynı harf ve aynı kuvvet olsun. Bunun kuvveti 3, bunun da kuvveti 3 olacak. Bu x küp yani bunu x kere yazarsam benzer terim olmaz. Buna dikkat edelim. Evet şimdi buna bakalım. Benzer terimler olanlarına tik koyacağız. Eksi 5x bakın. Bir tane x var ve kuvveti de 1. Bunlardan evet bu da benzer terim. Bu benzer terim değil. Bu benzer terim. Evet çünkü aynı harf, aynı kuvvet. Bu payda da benzer terim değil. Burada y var, burada y yok. Benzer terim değil. 4 bölü x'e benzer olan hangisi arkadaşlar? Bakın payda da x, bu da payda da x. Benzer terim. Bu yukarıda, bu değil. Bu da yukarıda değil. Bunlar da benzer terim değil. 5 y x kare. Burada y yok. Benzer terim değil. Burada x yok. Burada y yok. X kare y mi? Hayır, y x kare bu. Bu da değil. Ama bu y x kare, bu da y x kare. Evet, bu benzer terimdir. Demek ki aynı harf, aynı kuvvete bakıyoruz. Bu x y kare z, x y kare z. Evet, benzer terim. Burada y yok, benzer değil. Burada x yok, y yok. Burada da y yok. X y kare z, x y kare z olur. Bunun katsayısı eksi 1'dir. Bunun katsayısı 6. Benzer terimdir arkadaşlar. Geçiyor. Cebirsel ifade toplama çıkartmaya geldik.
Burada arkadaşlar cebirsel ifadeler toplam çıkartma yapılırken benzer terimler toplanır veya çıkarılır. Yani katsayılar daha doğrusu. Benzer terimler toplanırken veya çıkarırken katsayılar toplanır veya çıkarılır. Şimdi bakalım aynı harf ve aynı kuvvet oranlar benzerdi. Bak, bu 6x benzer, 3x de benzer, 4x de benzer. Bunların katsayılarını toplayacağız. Bakın x parantezini almış. Katsayılar 6 artı 3 eksi 4. Ne yapar? 9'dan 4 çıktı. 5x. Bunun gibi. Burada da bakın iki terimli var. İki terimliyi toplarken 3x ile 4x'i kendi arasında topluyor. 7x. İşte şu sabit sayıları da kendi arasında. Artı 1 eksi 7 de eksi 6 yapar. Bunları az sonra örneklerle çözeceğiz. Buraya bakalım. Burada da şu eksiği ne yapacak arkadaşlar? Şu parantezin içine dağıtmış. Bakın bunu aynen yazıyor. 3x artı 3. İşte bunu dağıtıyor. Eksi ile 2x'in çarpımı eksi 2x. Eksi ile eksinin çarpımı artı 5. İşte burada anlatıldığı gibi. Şimdi 3x'i 2x'i toparlarsak ne yapar? Hatta yan yana yazalım bakın. 3x eksi 2x. Bu da artı 3 artı 5. 3x'ten 2x çıkarsa x kalır. 3, 5 daha 8'dir. Bu da x artı 8 bulunur. Buna bakalım şimdi de. Arkadaşlar bu mavi gibi olan, yeşil gibi olan x. Bu eksi x. Dikkat edelim renklerine. Bu yeşil olan artı 1, turuncu olan da eksi 1. Bunun cebirsel ifade karşılığı nedir? Bu x'ti. Bu da x. Bakın bu artı 1'di. Bu da artı 1. O zaman bu şeklin cebirsel ifade karşılığı 2x artı 2 olur. Buna bakalım. Bu x, bu 1. O zaman burası da x artı 1 olur. İşte bunları toplarsak biz 2x, 1x daha 3x artı 2 artı 1 daha artı 3 bulunur. Cevap bu. Şimdi bu renk neydi arkadaşlar? Eksi x'ti. Bu da eksi x. Bu da eksi x. Ne oldu? Eksi 3x oldu. Bunlar artı 1'di. Bu da artı 1. Ne olur? Artı 2 olur. Bunlar artı x'ti. Bu artı 1'di. Bu da ne olur? 2x artı 1 olur. Şimdi toparlayacak olursak 3x'ten 2x burası ne yapar? Eksi x olur. Artı 2 artı 1 daha artı 3 olur. Hatta şöyle yapabiliriz. Bu eksi x bu artı x'i götürdü. Bu artı x bu eksi x'i götürdü. Bak bir tane eksi x kaldı görüyor musunuz? Artı 1 artı 2 artı 3 de bulunur. Evet, buna bakalım. Bu eksi x bunlar. Bu eksi 1. Burası ne olur o zaman? Eksi 3x. Eksi 3 olur. Bu artı x. Bu da artı 1 mi? Artı x artı 1 bulunur. Toparlayacak olursak eksi 3x artı 1x bakın bu. Artı 1x ne yapar? Eksi 2x yapar. Eksi 3 artı 1 de ne yapar? Eksi 2 yapar. Bunu da şöyle yapabiliriz. Yine sadeleştirme mantığıyla. Eksi x artı x'i götürdü. Şu eksi 1 de şu artı 1'i götürdü. Ne kaldı burada? Bakın eksi 2x kaldı. Burada da eksi 2 kaldı. Cevap bu. Evet, şimdi bunları toparlayalım arkadaşlar. En sade hali diyor. Yani toplayacağız. 4x, 2x daha 6x, 5x daha 11x bulunur. Buna bakalım. Burada x'leri kendi arası yapacağız. 8x eksi 2x. Hadi yan yana yazalım. Bu da artı 3 artı 8. Ne yapar? 8x'ten 2x çıktı. 6x kalır. Artı 3 artı 8 daha artı 11 bulunur. Geldik buna. X'leri kendi arasında, y'leri kendi arasında topluyoruz. Bakın 5x eksi 3x. Yani yan yana yazalım. Bu da artı 4y artı 1. 5x'ten 3x çıkarsa 2x kalır. Artı y artı 4y artı 1y daha artı 5y bulunur burada. Buna bakalım. Eksi a artı 3a ne yapar? Eksi 5a yapar. Artı 4bc. Bunlar toplanmaz. Böylece kalır arkadaşlar. Evet. Şimdi ne yapacağız? Burada bir parantez açma durumu var. Eksi ise için dağıtma var. Bakın hepsi artı olduğu için bunlar olduğu gibi parantezler açabiliriz. Bakın 2a eksi b artı bu da 3b artı 3a yazabiliriz.
Şimdi A'ları kendi arasında, B'leri kendi arasında yine. 3A, 2A daha, 5A. 3B'den 1B çıkarsa A artı 2B bulunur. Buna bakalım. X kare burada var. Bunda var mı? Yok. O zaman 4X kare başka bir terim. Bu ayrı bir terim bunlardan. 3X'ten 2X çıkarsa ne kalır? A artı 1X kalır. Geldik buraya. Arkadaşlar çok soru çözeceğimiz için biraz hızlı ilerlemek istiyorum. Siz durdurup yine geriye sarıp izleyebilirsiniz. Bakın eksiği bunun içine dağıtacağız burada. Bu önemli. Bu aynen alıyoruz bunu. 7x artı 3. Eksiyle artı x'in çarpımı eksi x. Eksiyle artı 1'in çarpımı da eksi 1 bulunur. Şimdi x'leri kendi arasında toplayıp çıkartalım. 7x'ten 1x çıkarsa 6x kalır. Artı 3'ten eksi 1 çıkarsa da artı 2 kalır. Şimdi geldik buraya. Eksiği bakın hem bununla hem bununla dağıtıyoruz parantezin içine. 5x eksi 3x yapar burası. Eksi ve eksi ile eksinin çarpımı da artı 5 yapar. Evet. 5x'ten 3x çıkarsa ne kalır arkadaşlar? 2x kalır. 2x artı 5 bulunur. Evet geldik buna. Burada ne var? X kareler var. 3x y'ler var değil mi? Bakın şurasını kendi arasında ne yapar? 2x kareden 1x kare çıkarsa x kare kalır. 3x y 4x y toplarsa o da 7x y bulunur arkadaşlar. Bunu nasıl yapacağız? Bakın burada eksiği bunun içine dağıtmamız lazım. Önce parantez içine bir açmamız lazım. Bu 2x'i aynen yazıyorum. Eksiyle 4x'in çarpımı eksi 4x. Eksiyle eksinin çarpımı artı 3x kare artı 4. Şimdi x kareden başka var mı? Yok. Bu kuvveti büyük olanı başa yazarız. 3x kare. Artı 2x. Eksi 4x daha ne yapar? Eksi 2x yapar. Bir de burada ne var? Artı 4 var. Cevabımız budur arkadaşlar. İşte bu cebirsel ifadeleri de şekille de görelim. Üçgenin çevresini soruyor. Bakın çevre uzunluğu nedir? Hepsinin toplamıdır değil mi? Yani x artı bakın şurası, burası ve buranın toplamı. X artı 1 ve x artı 2'nin toplamı. Toplayalım 1x. 1x daha 2x, 1x daha 3x. Artı 1 artı 2 daha artı 3 bulunur cevap. Dikdörtgen çevresi neydi? Karşılıklı kenarlar birbirine eşitti. 2x artı 5 buraysa burada 2x artı 5. Burada 4x eksi 3 ise burası da 4x eksi 3'tür. Şimdi toparlayalım bakın. 2x, 4x daha 6x, 2x daha 8x, 4x daha 12x. Şimdi sabit terimleri toplayalım. Artı 5, artı 5 daha artı 10. Eksi 3, eksi 3 daha ne yapar? Artı 10, eksi 6 yapar. Bu da 12x artı 4 bulunur cevabımız. Buna da bakalım. Hepsini toplayacağız yine. Bakın 4x, 1x daha 5x, 2x daha 7x, 1x daha 8x bulundu. Şimdi artı 1 eksi 1'leri toplayacağız. Bakın şu eksi 1 şu artı 1 götürdü mü? Götürdü. Burada ne kaldı? Sadece artı 1 kaldı. O zaman 8x artı 1 diyebiliriz. Bu bir kareymiş. O zaman burası da eksi artı 3. Burası da eksi artı 3. X'leri toparlarsak 4x yapar. Artı 3'leri de toparlarsak 4 kere 3 12 yapar. Cevabımız 4x artı 12. Evet şimdi geldik çarpma işlemine arkadaşlar. Bir doğal sayı ile cebirsel ifade çarpılırken çarpılan doğal sayı ile her terim tek tek çarpılır. Bakın burada ne var? Kaç sayımız? 4 kere 3 12x. Burada bir terim var zaten. Bunda bir şey yok. Ama burada bir terimli ile iki terimlinin çarpımı var. Yani dağıtacağız parantezi içine. 5 kere 3 15x 15. 5 kere 3 15. 5 kere 2x ne yapar? O da 10x yapar. Buna bakalım. 2 kere 3 bakın 6x. 2 kere eksi 4'ü çarparsak da eksi 8 bulunur. Evet biraz da modelle bakalım çarpmaya. Arkadaşlar kısa yerlere her zaman 1 diyoruz. Uzun yerimiz x. O zaman 1 kere x 1 çarpı x yani. Bu da 1x. Bu da 1 kere 1 1 arkadaşlar. Buna bakalım. Uzun yere x demiştik. Kısa yere 1 demiştik. Bakın kısa yer yine 1. Bunun alanı 1 çarpı x artı 1'dir değil mi? Bu da ne yapar? Birim bir değer olmadığı için cevap x artı 1 bulunur. Buna bakalım arkadaşlar. Şurası 1. Şurası da 1. Burası da 1. Oldu mu sana burası 3?
Burası da x ve 1, x artı 1. Bu şeklin alanı nasıl buluruz? Şu uzunlukla şu uzunluğu çarparsa, yani bir dikdörtgense kısa kenar çarpı uzun kenar. Yani 3 çarpı x artı 1. Bunu da dağıtırsak 3x artı 3 mü olur? Bakalım doğru mu? Bunlara x demiştik. Bak 3x buradan geldi. Bunlar da 1'di. Bu da ne yapar? Artı 3. 3x artı 3 bulunur. Bu şekli inceleyelim. Arkadaşlar şurası her zaman kısaya 1'di. Uzun yer 1, x ve x. Toparlarsak 2x artı 1 olur. Burası da 1. Dikdörtgen alanı neydi? Kısa kenar çarpı uzun kenar. O zaman 1 çarpı 2x artı 1. Bunun da cevabı 2x artı 1 bulunur. Buraya bakalım. Kısa yerler 1'di. O zaman burası 3 bulunur. Uzun yerler x, x ve 1. O zaman burası da 2x artı 1'dir. Evet, çarpacak olursak 3 çarpı 2x artı 1. Bunu dağıtıyoruz arkadaşlar. Dikkat edelim. 3 kere 2, 6x. 3 kere 1, 3. 6x artı 3. Doğru mu? Evet. 1, 2, 3, 4x, 5x, 6x buradan geldi. Bu da 1, 1, 1 ne yapar? 3 de buradan geldi. Cevap doğru. Çarpma işlemini bir de bu şekilde görelim modelsiz. 6 kere 4, 24x. 5 kere 2, 10x. 8 kere 3, 24x. 10 kere 8, 80x. Evet. Burada da bir dağılma özetlerini yapacağız. Onu ne yapacağız? Hem x ile hem de 8 ile çarpacağız. Bu da 10x artı 80 olur. 5'i hem 5 ile hem de eksi x ile çarpacağız. 5 kere 5, 25. Eksi 5x. Bakın bu üçü hem burayla hem burayla çarpacağız. Yani illa önde olacak diye bir şey yok. Bazen arkada da olabilir. 3 kere 4, 12x. 3 kere 2, eksi 6 bulunur. Evet, bunların alanlarını bulalım. Alanlar neydi arkadaşlar? İki kenarın çarpımıydı. Dikdörtgen alanı kısa kenar çarpı uzun kenar. Yani 6 çarpı 3x dersek bu da ne olur? 18x bulunur. Bu da 8 çarpı 2x. O da ne yapar? 16x bulunur. Bu da 4 çarpı 4x eksi 3. 4 çarpı 4x eksi 3. Dağıtıyoruz arkadaşlar bu 4'ü. Her ikisini de. 4 kere 4 16x. 4 kere 3 eksi 12 bulunur. Evet, bu 4'ü bu sefer ne yapacağız? Burada dağılma özetini kullanacağız. 2x ile ve eksi 3 ile çarpacağız. Burada bir şey yok. 4 kere 2 8x. 4 kere 3 eksi 12. Eksi 3x. 8x ile 3x çıkarsa ne kalır? 5x eksi 12 bulunur. Buna bakalım. 8x eksi 16 mı bu? Evet. Eksi 21 artı 5x. Şimdi x'leri kendi arasında toplayalım. 5x, 8x, 5x daha 13x. Eksi 16, eksi 21 de eksi 37 bulunur. Bunları dağıtalım. 6x artı 18. 2 kere 3, 6x. 2 kere 1 artı 2. X'leri kendi arasında toparlıyorduk. 6x, 6x daha 12x. 18, 12 daha da 30 bulunur. Cevap bu. Buna bakalım. Dağıtıyoruz. 5 kere 3, 15x. 5 kere eksi 1, eksi 5. Eksi 4'ü dağıtıyoruz. Dikkat edelim. Eksi 4 x'in çarpımı eksi 4x. Eksi 4 eksi 5'in çarpımı da artı 20 yapar. Bakın eksi ile eksinin çarpımı artıdır. Toparlayalım. 15x'ten 4x çıkarsa 11x kalır. Eksi 5 artı 20'de ne yapar? Artı 15 bulunur. Evet, şimdi artık problemlerimize geldik. Aynı şeyler hemen hemen, sadece yine çarpma, toplama, çıkartma yapacağız. Sadece biraz hikayeleştirilmiş sorular bunlar. Elif tanesi 13 lira olan kalemlerden 5x artı 1 tane aldığında 2x artı 12 TL'si artıyor. Buna göre Elif'in başta kaç lirası olduğunu bulunuz. Yani sen tanesi 13 lira kalemlerden bir tane alsan 13 lira ödersin. 2 tane alsan 13 çarpı 2 26 lira ödersin. 3 tane alsan 13 çarpı 3 39 lira ödersin. Bunun gibi yani kalemin bir tanesiyle de aldığımız tane sayısını çarparız. Buradan 13 çarpı 5x artı 1 bulunur. Daha bitmedi işimiz. Aldığında diyor bu kadar da parası artıyor. Yani geriye kalan para.
Onu da toplayalım. 2x artı 12 diye de yazalım. Bunun hepsinin toplamı bize başlangıçtaki parasını verecek. Şimdi bu 13'ü dağıtalım ama. Bakın ne yapacağız? Hem bununla hem bununla çarpacağız. 13 kere 5, 65x. 13 kere artı 1 artı 13. Bunu da aynen olduğu gibi açalım. 2x artı 12. Çünkü burada artı olduğu için bunu eksili yapmıyor yani. Bir sıkıntı yok. İşaretleri değiştirmiyor. Aynen yazabiliriz. Ama burada eksi olsaydı bunu dağıtmamız lazımdı. Evet, 65x, 2x toplarız. 67x artı 13 artı 12 de ne yapar? Artı 25 bulunur. Evet, geldik buna. Bir kumbarada x artı 5 tane 25 kuruş. 3x eksi 2 tane 50 kuruş. 3x eksi 1 tane de 1 TL vardır. Buna göre kumbaradaki paranın kaç kuruş olduğunu bulunuz. Bu TL'yi de kuruşa çevirelim arkadaşlar. Biz biliyoruz ki 1 TL 100 kuruştur. O zaman tane sayısıyla paranın cinsini çarparsak o paranın toplam miktarını buluruz. 25 kuruştan x artı 5 taneymiş. Yani 25 çarpı x artı 5. Bu böyle bulunur. Burada kaç para olduğunu buluyoruz. Şimdi 3x eksi 2 tane de 50 kuruş. Artı 50 kuruş çarpı 3x eksi 2 tane artı 1 TL yani 100 kuruş çarpı 3x eksi 1 tane. Şimdi ne yapacağız? Buna çarpı durumunda bakın. Dağıtacağız içeriye bu sayıları. 25 ile x'i çarpacağız. 25 ile 5'i çarpacağız. Ne yapar? 25x artı 125. 50 ile 3x'i çarpacağız. 50 ile eksi 2'yi çarpacağız. Bakın artı 50. 50 kere 3, 150x. Artı 50 ile eksi 2'yi çarparsak da eksi 100 yapar. Şimdi 100 ile 3x'i ve 100 ile eksi 1'i çarpacağız. 100 ile 3'ü çarparsak 300x. 100 ile eksi 1 çarparsak da ne yapar? Eksi 100 yapar. Şimdi toparlayalım. 25x, 150x, 300x ne yapar? 300, 150 daha 450, 475x. Rakamları kendi arasında toplayalım. Burası artı 125 var burada. Eksi 100, eksi 100, eksi 200. Artı 125. Bunu toparlayalım. X'den başka yok. Aynen yazıyoruz bunu. Eksi 200'den artı 125'te eksi 75 bulunur. Yani bundan bunu çıkarıyoruz. Çünkü büyüğün sözü geçer. Eksi 75 bulunur. Evet, geldik bu soruya. Yanına verilen şekil karelerle oluşturulmuştur. Buna göre boyalı şeklin çevre uzunluğu. Arkadaşlar bu şeklin çevresi nedir? Buranın, buranın, buranın ve buranın toplaması ve aynı zamanda şu iç kısmının da toplanmasıyla ne yapılır? Çevre bulunur. Kare olduğu için 5x eksi 3, 5x eksi 3, 5x eksi 3, 4 tane 5x eksi 3'tür bu. Artı bir de bu iç kısmının da çevresini toplarız ki kapalı şeklin, boyalı şeklin çevresi bulunsun. Bu da 4 tane x artı 1'in toplamı. Çünkü burası da x artı 1, şurası da x artı 1, şurası da x artı 1 değil mi? Dağıtalım. Denklem kuruldu yani işlem yapıldı. 4 kere 5 20x. 4 kere 3 eksi 12. 4 kere x artı 4x. 4 kere 1 artı 4. Toparlayalım. 20x 4x daha 24x eksi 12 artı 4. Bu da eksi 8 bulunur. İsterseniz şöyle yapalım. Şunları yan yana yazalım. Bir de öyle görün. Daha rahat olur. 20x artı 4x. Şimdi de sabit terimler kendi arasında. Eksi 12 artı 4. Bu da ne yapar? 24x. Şurası da ne yapar? Eksi 8 değil mi? Bu sefer de çarpmasını soruyor. Yani alanını. Aşağıda verilen şekil dikdörtgensel bölgeden karesel bölgenin atılmasıyla oluşmuştur. Buna göre boyalı bölgenin alanını veren cebirsel ifade hangisidir? Şimdi nasıl buluruz? Büyük alandan şu küçük alanı çıkarıp atarsak bize ne kalır? Şu boyalı alan kalır. Öyle değil mi? O zaman büyük alanı nasıl buluruz? 10 ile 2x artı 3'ü çarpmamız lazım. 10 çarpı 2x artı 3. Bu büyük alanı verir. Eksi bu da 5 kere 5, 25. Bunu çarparsak ne yapar? İçerideki kareymiş. Karesel bölgenin atılmasıyla.
Yani 5'in de karesi 25. İşte olay çözüldü. Bunu dağıtalım. 10 kere 2 20x. 10 kere 3 artı 30 eksi 25. Bu da nedir? 20x artı 5 bulunur. Bir yük asansörü en fazla 100 kilogramlık yük taşımaktadır. Bu asansöre 7 tane x artı 2 kilogram ağırlığında koli konulmuştur. Buna göre asansöre en fazla kaç kilogram daha yük konulabileceğini gösteren cebirsel ifadeyi bulunuz. Önce yüklerimizi bir bulalım. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi yükler şunlar. Koliler. Sonra ne yapacağız? Diyeceğiz ki 100 kilodan bunları çıkaracağız. Daha ne kadar yük alabileceğimizi buluruz. O zaman şöyle cebirsel ifademizi oluşturalım. 100 eksi 7 tane bakın. 7 çarpı x artı 2. Yani şu ifadeden ne yapacağız? 100'den bu ifadeyi çıkaracağız. Şimdi o zaman şöyle yazalım. 100. Bakın eksi 7 ya bu. Burası eksi 7 olmuş oluyor. Hem x'i hem de artı 2'yi çarpalım. Eksi 7x oluyor. Eksi 7 ile de artı 2'nin çarpımı eksi 14. Toparlayalım. Burası artı 100. 100'den 14 çıkarsa 86 kalır. 86 eksi 7x bulunur. Demek ki bu kadar daha yük taşınabilir. Geldik son sorumuza. Yanına verilen dart tahtasına atış yapan Fatih tüm atışlarını isabet ettirmiştir. Fatih x artı 1 atışını en küçük sayının olduğu yere, en küçük sayı eksi 7 mi arkadaşlar? Burada tam sayıları biliyoruz. O zaman eksi 7 çarpı x artı 1 diyebiliriz. X artı 1 atışını en küçük sayının olduğu yere, 3x eksi 1 atışını en büyük tam sayının olduğu yere. En büyük kim burada? 4. Bu da artı 4 çarpı 3x eksi 1 diyebiliriz. Çünkü en son aldığımız puanları toplayacağız çünkü. Sonra 2x eksi 5 atışını da en büyük negatif tam sayının olduğu bölgeye. Bu ikisi arasında en büyük hangisi negatif olan? Eksi 3'tür. Bunu da o zaman eksi 3 ile çarpacağız. Kimi? 2x eksi 5'i. Yani bu atış sayısını oradaki puanla çarparsak bize toplam puanı verecek. Şimdi bunları cebirsel ifademiz kuruldu. Biraz toparlayalım. Eksi 7'yi hem x ile hem de artı 1 ile çarpacağız. Eksi 7x eksi 7 bulunur. Artı 4'ü hem 3x ile hem de eksi 1 ile çarpacağız. Artı 12x eksi 4 olur. Eksi 3'ü hem 2x ile hem de eksi 5 ile çarpacağız. Eksi 6x artı 15 bulunur. Hadi toparlayalım. X'leri kendi arasında. Kim var burada? Şöyle yazalım. Eksi 7x. Bakın artı 12x. Sonra bir de ne var? Eksi 6x. Bunu da kırmızıyla göstereyim. Sabit terimlerde kendi arasında bakın. Eksi 7, eksi 4, artı 15. Toparlayalım şimdi. Eksi 7 ile eksi 6'nın toplamı eksi 13x yapar. Eksi 13'ten şöyle yazayım hadi. Eksi 13x artı 12x. Bu da eksi 7, eksi 4 daha eksi 11 artı 15. Son halini yazıyoruz artık. 13'ten 12 çıkarsa ne kalır? Eksi 1x kalır. 15'ten 11 çıkarsa ne kalır? Artı 4 kalır. En son aldığı puan buymuş arkadaşlar. Evet, dersimiz burada bitti arkadaşlar. Cebirsel ifadeleri. Umarım faydalı olmuştur. Bundan sonraki konumuz örüntüler. Örüntüdeki ilişkilere bakacağız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın diyorum.